Herkese tekrar merhabalar, Dying Light The Following'e tekrardan hoş geldiniz. Oh, o kadar çok arka arkaya farklı oyunlar çekiyorum ki artık karıştıracağımdan korkuyorum. Yani Far Cry Primal'a tekrar hoş geldiniz falan diyeceğimden korkuyorum. Neyse, en son kaldığımızda, değil mi, şu arkadaşların bir şeyi vardı, bu salak gerizekalı kardeşlerimizin, özür dilerim tırnak içinde dahi kardeşlerin, Tolga ile Fatih'in bana bir şey verdi. Bunu çok yapmak istemiyorum aslında ben, ama sizin için yapacağım. Çok sevmediğim için kendini. Ayrıca her görevi yapmak lazım sonuçta, değil mi? Ben bugün şeyi yapacaktım. Ya bunu düşünüyordum, ya bu işte varlık mıdır nedir ona bakmayı, ya da bu Ezgi'nin olayını düşündüm. Ezgi yapmak daha mantıklı. Bekletmeyin onu, çünkü Ezgi bizim ilk arkadaşlarımızdan birisiydi buradaki. O yüzden de ona bir şey yapmak lazım, bakmak lazım, unutmamak lazım Ezgi'yi, değil mi? O yüzden silah, şu yeni silah aldım ben. Hayır, bir şey istemiyorum canım şu anda. Gerçi geçen bölüm var mıydı? Yoktu galiba. Aynen, yeni aldım bunu. Bir tane repair'e gitti gerçi ama. Bakarsınız şöyle. Kaç zarar veriyor? 1834. Güzel yani. Değil mi? 1834. Bayağı bir zarar. Az da şey. Superior Sacrificial Short Sword. 4S. Adı güzel, bir adı var böyle. Bu gide güzel upgrade'ler var. Artık böyle son halini almaya yakın yani. Bu arada oyun çok akıcı geliyor bana nedense. Yani her zaman 60 FPS'de çalışıyor ama. Bugün sanki bir farklılık var. Motion blur falan mı geldi? Ne oldu? Neyse. Bakarsak buraya. Bunları geçen bölüm almıştım ben. Blueprintlerini bugünün. Traction, suspension, bir de motor. Motor önceden vardı da bunların da blueprintlerini aldım, yaptım sonra ben. Bunlar da 6 level oldu. Bunlar 5 level. Bunu satın aldım, turboyu. Yani hepsinin güzel. Hepsinin 5 var. Bir tek bu 2'de kaldı. Bu 3'te. Bu 4'te. Yani bunlar zaten yapılır her zaman. Çünkü elimizde formülü var. Bunları ama bulamadım şu anda. Onları da umarım yakında buluruz. Güzel olur çünkü. Bugünün şeylerine gelirsek bu arada, upgrade'lerine, onu da buradan bakalım. Skill. Şunlar kaldı sadece. Elektrikli kafes, yani zombileri elektrikli kızartacağız. Ya şey var, flamethrower, işte ateşe vereceğiz zombileri silahla beraber ve 5 level mekanik parçaları yapabileceğiz artık, arabanın parçalarını. Onun dışında hepsini aldım ben burada. 21 level araba. Yani bir dahaki bölüm artık tamamlarız arabanın şeyini. Böylece tekerlekli bir savaş makinamız olur ayağımızın altında. Onun dışında aldığım şeyler, şunu aldım. Bu güzel gayet. O da şu oluyor. Öndeki bu dikenli güzelim şey. Bir de başka ne aldım, bir saniye. Bunları aldım. Bunlar benim için çok önemli değil işin doğrusu. Bir uzaktan kumanda ve işte kar alarmı falan. Kar alarmı. Araba alarmı falan var. Şey, bu önemli. Volatile'ların korktuğu mor ışığı ekledik arabaya. Artık geceleri yani daha rahat dolaşabileceğiz. İşte bu handyman falan var. %10 daha az parça harcıyordur işte falan da. İşte yol dışındaki tarla üzerinde giderken falan daha az zarar görüyor. Daha hızlı gidiyor, daha iyi gidiyor falan. Bir sürü şey yani. Bir sürü upgrade aldık böyle ve son 3 tane kaldı. Böylece bitireceğiz bugi. Böyle bir update vereyim size dedim bugi hakkında. Pek bir şey kalmadı yani. Acaba rengini değiştirsem bunun ya. Bıktım çünkü artık şeyinden. Biraz da böyle gidelim. Rally Prism Paint Job. Fena değil. Daha bir sürü paint shop'lar var etrafta da, işte bulmak o kadar kolay olmuyor. Ben bu arada bayağı bir Dying Light videoları izliyordum. Bu arada Following ile ilgili. Şimdi biz Ezgi'ye gideceğiz. Ezgi'nin şeyi nerede, bir saniye. Ezgi yukarıda, burada. Tamam. Ben her zaman işaretliyorum. Ne kadar bana şey verse de arkadaş. İşaretleme verse de ikon. Ben yine işaretliyorum, olmaz. Şey. Bayağı bir Dying Light The Following videoları izliyordum kendi başıma böyle. İşte easter egglerde falan. Spoilersız sadece. Güzel silahlar nerede bulunur işte. Easter egg'leri nasıl şey yaparız falan, bir sürü böyle güzel şey var orada. Onlara baktım da böyle, yani bazılarını göstermek istiyorum videolarda, böyle nasıl yapıldıklarını falan öğrendim ben. Böyle burası çıkmaz yol. Ya arkadaş, beni takip ettin değil mi ulan şerefsiz? Adam yemiyor, içmiyor, beni takip ediyor bütün gün, ona hastayım. Burada deli gibi bir şeyler dönüyor, anlamadım ben. Eyvah eyvah. Ben çıkmam lazım, panik yapıyorum şu anda çünkü. Araba takıldı şeye. O salak benim üzerimden geçti. Vay gerizekalı. Yakalayamadı beni. Şey. İsteklerin bazılarını göstereceğim. Yani güzel olanlar var. Bazıları sıkıcı falan ama. Şeyler güzel yani. En azından isteklerin böyle değişik olanları falan var. Onları beraber yapacağız. Artık bölümlerin arasında falan sıkıştırılmış şekilde ben. Bölümlük ama Ezgi'nin işine bakalım biz en iyisi. Yani bu oyunun daha bir en az 10-15 bölümü var diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ne kadar daha sürecek ama. Ben bölümleri uzun tuttuğum için belki daha kısa olabilir. Daha uzun olabilir. Bakacağız. Şimdi Ozan'ın şeyine geldik biz. Abi hoş geldin komitesi herif ya, tek başına. Ayaklı şey yani. Yemin ediyorum size. Yalnız Ozan'ın yeri burasıysa iyi haber değil bu yani. Baksanıza. Zombiler falan takılıyor burada.
ne bekleyebiliriz ki böyle bir şeyin altından? Yani güvenli bir bölgede değiller hani. Belki bir yere saklanmışlardır diye düşünüyorum hani. Teori olarak. Çık 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 oraya çık. Heh, çık. Çıksana çık. Heh, çık. Çık çık. Utanma korkma gel. 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 Evin içindeysen ben sana yardım ederim, sorun yok. Başka arkadaşınız da var mı evin içinde? Ah buradasınız, tamam. O da olur, o da olur. Ben her şeyi açayım vallahi. Her türlü deneyebiliriz yani. Ben sanki buraya daha önce gelmiştim. Belki de yanlış hatırlıyorum, bilmiyorum. Onları atlatayım da ben şimdi uğraşamayacağım onlarla 2 saat. Biz şeye bakalım şimdi. Nerede olabilirler? Bence burada değiller yani. Ya ölmüşlerdir buradalarsa. Ya da gerçekten buradaydılar. Ne kadar güzel bir bisiklet yalnız, dikkatimi çekti. Böyle temizlemek de lazım aslında. Elektronik'sini yaz, tamam. Umarım burada değilsin Rezik ya. Ölmüş olacaksın yoksa onu üzülüyorum ben. İyiliğin için burada olma lütfen. Ha sen ne yapıyorsun sen? Gerizekalı. Arkamdan yaklaşıyor. Şu loot olayını da bir türlü istediğin gibi şey yapamıyorum. Ona hastayım ben ya. Git üzerinden. Ne haklı benim. Ne... Ah böyle inersin işte öyle. Öldün mü? Ölmediyse al bunu. Silahsız da öldürebiliyorum zombileri, o güzel yani. Böyle gelip hop yaptın mı? Ya da hop yaptın mı? Bir de böyle yaptın mı? Ölüyorlar, dayanamıyorlar benim şeyime. Lan öl işte, kafanı patlatacağım. Harika. Her şey harika gitti burada. Buna da gidelim. Böyle birazcık eğlenelim burada da. Tamam. Neden frame düşüşleri var onu anlamadım ben. Şu oyunda bugüne kadar bir tane frame düşüşü yaşamadım ben. Sanki ben burada birazcık böyle bir şey var. Tam diyordum ki akıcı şey var burada hani. Vallahi Ezgi yok bence burada ya. Hani yalan söylemek istemem ama sanki öyle gözüküyor. Ezgi'nin burada olduğunu sanmıyorum ben. Hadi ben kaç bir gidim. İşi acelemiz var burada. Ben şunu kullanayım da. Güzel silah sonraya bırakırız. Seni öldürmenin yolunu biliyorum canım. Hop hop kaç kaç kaç. Aman. Bayağı can yakıyor çünkü. Bu arada Legend levelimiz 2 olacak. Yaklaştık bayağı. Bunu öldürürsem yaparım ben 2. Öldürmenin bu güzel yolu var işte böyle. Yaklaşıyorsun, kaçıyorsun. Sonra geliyorsun. Kaçamıyorsun bazen. Ama sonunda hallediyorsun işini. Legend level atladık ha. Sonunda be. 5 yıl oldu. Nightmare'da oynamayınca. Bir tane mi verebiliyorum sadece böyle yani. Race Killer Outfit var. Adventurer var burada. Unarmed. One-handed, two-handed, firearms. Firearms şey arttırıyor. Tamam. Throwing, stamina, can, işte can iyileşmesi, healing efficiency. Peki silahlara verelim şeyi şimdilik. Çünkü onlar altın yapmak için sanırım bu gerekiyor tahminimce. Şimdi 20 şey yapacakmış. Daha fazla zarar verecekmiş yani. Ötekinde yani bir dahakinde. Ama sadece bir tane upgrade ise 50, 100, 125, 2 tane 125 kaç yapar? 225, 250. Yani yok, olmaz evet. İmkansız yani bitirmem o işi burada. Acı Dying Light 500 bölüm falan olacak ki. Ama Ezgi göremiyorum ben ya. Dediğim gibi hani bence kendisi burada değil. Ama bir şekilde hikayeyi ilerletmem lazım. Belki tavan arası vardı burada bir yerde. Oradadır. Tavan arası neredeydi ama? Heh burası. Elimizde hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim ben yani gerçekten. Ezgi'nin burada olduğunu sanmıyorum ben. 50 defa söyleyince de şey kaçıyor havası. Ama bu son evdi bizim için. Bence alıp kaçmışlar bir yere yani. Ezgi onun bulunmasını istemiyor kendisinin. Ya benim aklıma bu geliyor sadece. Ezgi'nin neden bunu yaptığını da bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum ama. Merhaba canım. Seni şöyle bir halledeyim de ben. Ses yapma sonra yani. O yüzden sadece. Bunun tüpü patlayınca çünkü manyakları çağırıyor peşinden. Bu ev tamam yani, hepsinin üzerinden geçtim bu evin değil mi ben? Emin olmak için de bir daha bakıyorum böyle. Şu an loot arayacak zamanım yok, o yüzden de şey yapmıyorum fazla.
orada değildir ama orada güzel bir şey olabilir. Çıksak mı buraya ya? Böyle bir çılgınlık yapalım beraber. Sadece bir çanta varmış. Hayır, panik yaptım. Nedense bilmiyorum. Tamam, sorun yok, hallettik burayı. Korkuyorum ya, yükseklik korkum var arkadaşlar. Ne yapayım yani? Dalga geçmeyin. Cüzdan müzdan var, bu ne? Agonizing Hands up, al. Bunun dibi nasıl geliyor kulağa bakalım, in aşağı. Oha! Aa, yapması... Aa, bu şey. Faceless. Buraya inmek hata mıydı bilmiyorum ben. Dibine kadar girdin de böyle. Bir şey bulacağım olarak yine de bulduğumuzu sanmıyorum ben. Nasıl çıkıyoruz buradan? Heh, böyle. Böyle böyle çıkıyorsunuz kuyulardan. Ya da çıkamıyorsunuz. Eyvah, Demolisher niye geliyorsun ya? Ulan her şeye burnunu sokmak mı zorundasın be arkadaş? Ben derdini anlamıyorum senin. Yine Demolisher geldi buraya. Ne var? Ne var söyle. İstemiyorum seninle savaşmak şu anda. Ben dedektifçilik oynuyorum burada. Şimdi görüyorum. Bakmadım. Bakın. Burada cesetler var. Ama bu arkadaşı öldürmem gerekecek buradayken ya. Yani nefretimizsin sen var ya. Başka bir şey değil yani. Manyakları çağıracak şimdi. İçeri giremez. Boşver. İçeri giremeyecek güzel. Manyaklar gelecek. O kötü oldu ama. Bir ton manyak burada olacak. Şeyini kırıyorum şu anda, zırhını. Yaptığını beğendin mi? Akşam bir kere... Sinirlenmeyeceğim bile, yok. Yok, sinirlenmek yok. Çünkü neden? Bunları da öldürmemiz gerekiyormuş demek ki burada. Akşam bir baktı görmesem iyi olurdu ama şey gerçekten ya. Koca vücuduyla şeyleri kapatıyor burada. Lan Demolisher. Kim o? Göremiyoruz ki. Ha, Ezgi'den mektup var. Aa, Ezgi diyor. Ezgi, yani Ozan burada kalmasına izin vermiş Ezgi'nin. İşte hazırlandık zaten, gidiyoruz diyor. Gitme zamanımız geldi diyor. Kamp yerine ayrılacağız ve Haran'a gideceklermiş. Haran'a gitmeyin bence. Yani tavsiye Crane'den. Her şey için teşekkür ederim demiş. Bu kim? Ozan ölmüş. Ezgi değil değil mi bu? Ezgi değil ya. O yok diyor, aynen. He. Başka bir kız var burada. Ölmüş o da. Ona bakacağım dedim. Baba her zaman endişelenir diyor. İyi şanslar. Ben o müzik çalınca Ezgi sandım bunu. Dedim yok ya. Ezgi kamp yerinde mi diye. Bak neresiymiş orası. Oh. Akşam yapmasak çok daha güzel olur aslında. Bakalım gideceğimiz kısa bir yer var mı? Heh. Ne kadar? 230 yetişebiliriz akşam olmadan. Şu an Voltaylar ulaşmak istemiyorum çünkü görev ortasındayız yani. Bizim sadece yolumuza çıkacaklar. Gerizekalı öldü. Ona ulaşırsam böyle olur. Akşam oluyor, o kötü yani. Normalde eğlenceli olur da şu anda değil çünkü dediğim gibi. Bu arada UV ışığımız bu. Göstereyim dedim yani. Hoşunuza gider belki. Böyle mütevazı bir UV ışığımız var burada. Ulaşmak isteyen Voltaylara duyurulur. Buranın hakim benim. Yani söylüyorum sadece. Hop, gece oldu galiba. Aynen. Tam da şeyim bitti. Night is coming. Harika. Night da gelsin, winter da gelsin. Her şeye varız. Nasıl atladım içeri ama. Ben, burası benim güvenli yerim. Şu anlık ben sadece burada geceyi geçireceğim. Ondan sonra bakarız şeye. Görev ortasında istemiyorum bu otaylarla uğraşmak. Aa, zombi bobblehead varmış bu safe house'da da. İlk defa gördüm. Hayret, ben buraya daha önce gelmiştim ama dikkat etmemişim demek ki. Şimdi buggy'ye binelim biz en iyisi. Buradan biz şimdi çünkü şey gideceğiz, kamp yerine. Ezgi orada mıymış göreceğiz. Orada bir dakika, şuna binmeden şu şeyi değişeyim. Justin'in suratından bıktım şeydeki, buggy'deki. Aksesuar, ha. Zombi, tabii zombi istiyorum. Charm'lar da var aslında da. Başar zombi olsun. Korkutsun beni öyle. Şuraya bak, Trog. Kamp yerine yaklaşıyorum şu anda. Yaklaşık 200 metre kaldı. Daha az biraz daha. Ama kendisi... Atlamak mantıklı mıydı oradan? Pek öyle gözükmüyor ama yaptık bir kere artık. O yüzden devam edeceğiz. Dönümü görebilseydim ben. Aa, burası. Ama zombi gösteriyor. Denk ki burası da gitmiş yani.
Evet, koşanlar var burada. Ve Demolisher var, ne kadar güzel. Taştan kaç, taştan kaç, taştan kaç. Burası zombi yeri, niye buraya geldik ki biz? Ezgi'nin burada ne işi olur yani? Yaşıyorsa tabii. Bu saat kendini patlatıyor, ben onu öldüreceğim şimdi de. Ha, patlayanlar geldi. Demolisher gelmeden şunu atabilsem oraya. O işimize yarayacak çünkü, izleyin şimdi. Demolisher orada kalırsa tabii. Yapacağız bir şey, merak etmeyin. Süper yerde kaldı valla. Öldü değil mi o? Ölmedi mi Demolisher? Yuh be, tam üzerinde iki tane şey patladı ya. Maske şeyi bile çıkmadı. Arkadaşım. Benim Demolisher'ı yenmem lazım. Bölümde iki tane öldüreceğim, vay be. Normalde hiç gelemem bunları ama. Yapmak gerekiyor. Al bunu. Nerede o şey, göremiyorum şimdi, o sorun yok. Bu adam etkilenmiyor mu şeyden, anlamadım ben ya. Beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme. Lan sen oradaymışsın, şimdi görüyorum seni. Hadi şarkan, hadi şarkan, hadi şarkan, hadi şarkan. Heh, çıkardık şeyini, güzel. Kimse bizi duymuyor, o daha iyi. İşe yaramadı bu. Atsın o. Heh, öldü sonunda, tamam. Temizledik burayı. Ama burası bayağı geniş bir alan yani. Her şey olmuş olabilir burada. Yanmış bir şeyler, baksanıza. Yanan bir karavan falan var. İçerisine gidilmiyor, kapısı kapanmış. Burada güzelce... Baltur da yakında da, boşver Baltur şu anda. Burada ne var? Erzak falan vardır herhalde. Aynen. Silahlara bakmıyorum artık çünkü zaten her şeyi elimize geçirdik. Bir nevi. İstediklerimizin hızına. Merhaba. Kimse var mı? Sadece şeyler var, çantalar falan var burada yani. Gayet değer bir şey göremiyoruz. Dergi mergi, tamam. Alkol al. Bir tane burada var şey. Hep çanta boş. Bunlar yani grup olarak mı kaçtı yoksa Ezgi sadece tek başına mıydı? Kampsa yani bana daha çok grup gibi geliyor da. Belki grup olarak bir harekat oldu da kaçmaya karar verdiler. Her şey o... Hop! Merhaba. Buradasın işte. İkinizi hayatta görmek inanılmaz güzel. Ne yapıyorsun burada? O cehennemden nasıl çıktın? Ben de sana aynısını sorabilirim. Ne düşünüyordunuz ki? Biz buraya gelmemizde sadece birkaç tane zombi vardı. Aynen. Ama haydutlar geldi ve ateş etmeye başladılar. Sonra bir baktık ki ölüler dolmuş etraf. Geri gitme zamanı. Baban ölüyor meraktan. Unut Kyle diyor. Babam verebileceği karar değil diyor bu. Ezgi dinle. Güçlü olduğumu biliyorum ama çılgın olduğunu düşünmezdim. Harran'a gidiyoruz. Dara ve ben. Biz kendi hayatımızı istiyoruz. Harran burası gibi aynı. Tam bir ölüm şeyi, tuzağı. Babamın lanet köpeği gibi bağlanmış şekilde yaşamayacağım hayatımın geri kalanını. Kyle lütfen. Senden bir gün bir iyilik isteyeceğimi söylemiştim. İşte o gün bugün. Bize yardım etmen lazım. Harran'daki tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama burası bizi öldürüyor. Sen daha buraya yeni geldin. Burada hayatta kalmayı, yaşamayı düşünsene diyor. Bu insanlarla nasıl hasta olursun? Burada ileride bir tünel var. Şehre giden. Oraya gidiyoruz dedi. Peki peki. Ben bu önce tünele bakmalıyım. Bu karavandan çıkmayacağınıza söz verin, tamam? Güvenli olana kadar söz veriyoruz. Teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. İki genç kız hayalinize uyup bir şey yapıyorsunuz ha. Öyle olsun. Yani Jasir'e nasıl açıklayacağım bilmiyorum bunu ama. Neredeymiş bu tünel? Ha, yolun üstünde. Yani çok riskli olacak gibi geliyor bana. Umarım volatil bir basına denk gelmez. Tek derdim o benim şu anda. Başka bir şey. Niye buralara çıkamıyoruz ki? Değil mi? Saçmala bak. Peki yürüyerek giderim ben oraya. Sorun değil. Thor mu? Thor?
Midgard'da mı Thor? İsmi çok hoşmuş da. Hop. Kaçırdık. İsmini beğendin mi bu şeyin? Bu da herhalde o manyaklar gibi. Büyük arkadaşlardan. Oo! Nasılsın Thor? Gördüm seni. Ben gidiyorum. Gidiyorum buradan. Yok, yok, hayır. İstemiyorum şu anda seninle savaşmak. Ama geleceğim bir gün, merak etme. Güzel ya, Thor olması iyi. İsmi 10 numaraymış. Bizim ya burada. Vay be Thor. Ben daha çok Loki hayranıyım ama olsun. Thor'a da varım yani. Vay be. Yeni şeyler bulmak gayet güzel. Her zaman iyi oluyor yani. Yeni heyecanlar, yeni şeyler. Burası mı tünel? Nerede bu tünel ya? Geldik 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 geldik. Volta helvası mı burası? Aa. Evet, Volta helvası. Geceye kadar beklememiz gerekebilir burada. Şu anda girmek istemiyorum buraya çünkü. Gece yapalım bunu, tamam. Sonunda bize bir amaç çıktı Volta Ayvası temizlemek için. Ama gece lazım bize. Oh akşam, oh akşam. Seni nasıl seviyorum anlatamam. Bir karanlığım var ki kafiye kalmadı aklımda. Çünkü şu an korkuyorum. Oh peki. Bunu yapacağız yani. Şu anda halledeceğiz artık. Çünkü bir önce yapalım da gitsin, değil mi? Nerede şimdi bir yer? Sol tarafta. Voltaların içinden geçeceğiz o kesin de. Şey başladı. Ama ben UV şeyini açtım. Peşinden gelemez böyle. Gelebileceğine inan. Geliyor geliyor, tamam geliyor. Demek güzelmiş. Arabamız şu anda güvenli. Yapabilir bunu. Ben yolundan şaşıyorum ama. Bir de gece hiçbir şey gözükmüyor. Ama ya bu? Ya şey? Ne dersiniz ona? Ya böyle ya şey, sabahleyin 1.000 tane Volta'yı öldürmek, ki onun nasıl can sıkıcı olduğunu hepimiz gördük. Gürültü yapma, gürültü yapma. Bu arada yağmur da hiç yardımcı olmuyor bana. Lanet olası yerde. Herifler bir de her yerdeler. O benim çok sinirime dokunuyor. Kaçtık tamam da. Bu şey yine bizi bulacak yani, onu söyleyeyim ben. Herifler bir anda dönecekler. Ya da böyle alanlarına gireceğiz. Ah, iyi kaçtım en azından. Benim çabucak halletmem lazım işimi. İçeride bir sürü zombi olacağını biliyorum ama Volatile fazla yok içeride yani. Geçen sefer çok düşünmüştük burada. 6 saat 16 dakika yapabiliriz bunu. İnanıyorum. İnanın çocuklar, inanın çocuklar. Ama Ezgiler şey yapacak mı? Ben onu merak ediyorum işte. Neyse, şu anda teorilere şeylere şey yok. Bir önce halledelim buradaki işimizi. Ezgiler şey yapacaklar mı? Ne dersiniz ona? Yani geceliğin kaçmayı kabul edecekler mi? Tünel şu an güvenli değil çünkü, tamam da. Ben bunları hemen öldüreceğim, hiç aramayacağım bile yani, şey yapmayacağım bile. Öl. Bakalım 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 bakalım, daha devam var. Hepsini öldürmem lazım buradakilerin, hiç bırakmayacağım arkamda kimseyi. Anca böyle sonuna kadar gidip halledebiliriz işimizi. Koşanlar falan da olacak tabi. Kafadan vuruyorum ki böyle kolay kolay. Merhaba canım. Hadi çabuk çabuk. Geliyor koşanlar orada, güzel. Burası Volatayların olduğu yer değil mi? Mallar var. Önce koşanlar önemli. Çabucak hallediyoruz, o güzel ama yani. Geçen sefer gibi böyle teorilerle, düşüncelerle uğraşmıyoruz. Bu kayda bir şey olsa gerek şu anda. Şuraya bak, ne kadar pis bir yer ya. İnsan kusmasa iyi burada yani. Şu Volta'yla öldürmem lazım. Eğer serbest kalırsa ben bittim çünkü. Gerçi gece nasıl yolculuk edecekler onu da bilmiyorum ben. Arkadan gelen şey ne? Heh, mal. Korkuyorum Volta'ya gelecek diye ben de. Koşmasın bana burada yani. Bir tane eserledim de. Bence
İyi iş yaptık ama sürekli ürüyor arkadaşlar burada. Ya bir bitin artık arkadaş hadi. O kadar bak uğraştım ben burada şeye. Temizledik mi burayı? Aynen. Ezgi, Crane. Şehre gidiş. Kullanacağınız var ya o. Volatiler dolu demiş. İnanılmaz. Holy shit. Gittiler mi? Temizledim onları. Sizin için güvenli olacaktır diyor. Teşekkürler. Hazırlandık gidiyoruz dedi. Güzel. Tünelde güvende olduğunuz ara beni tamam mı? Adamınıza bir şey... Babana bir şey söylemem diyor. Fikrini değiştirirsen. Değiştirmeyeceğiz fikrimizi. Ama evet. Ararım seni bir şey olursa. Söz veriyorum. Vay be. Huh. Yapabileceğimi düşünmemiştim gerçekten biliyor musunuz ama... Demek ki inanınca oluyor. İnanmak başarmanın yarısıdır demişler. Ki haklılar. Voltay'la aramadık vardı. Manzara pek güzel değil burada ama en azından değil mi? Sonuçta şey var yani. Hakkımızı şey yaptık. Buraya bir daha giremiyorlar mı yani? Bu mu oluyor yani burada? Yoksa gündüz olunca yine şey mi olacak hani? Öyle bir mantık varsa temizlemenin pek bir anlamı kalmaz hani. Onu söylemeye çalışıyorum sadece. Ama eğer bir kere yaptınız mı güvenli oluyorsa güzel. Şimdi ben Jasir'e döneceğim. Bakalım Jasir'in bir diyecek bir şeyi var mı bu konu hakkında? Ezgi'nin görevi bitti çünkü aynen. Ezgi artık gidiyor buradan herhalde. Temizledik ama. Tamam. Jasir konuşmak isteyebilir bizi bilmiyorum. Görelim neymiş durum. Yalan da söylemek istemiyorum adama yani ayıp sonuçta değil mi? O yolumuz bayağı var ama hazırız. Değil mi? Hazırız. Direkt böyle şey yapmazsak yani. Bence işimiz iyi. Bir şey olursa zaten şey açacağım. Işığı açacağım da. Ben direkt basıp gideceğim buradan vallahi. Yolları kullan. Bas git. Gecenin arabanın da şeyleri iki katına çıkıyor. Güzel yani. Her şey gibi gecenin arabanın da... Tüneldeyim. Ne oldu lan? Ne oluyor? Çabucak buraya gel dedi. Ulan yakalandın mı? Ne oldu? Tam da ben rahat... Bak peşime de şeyleri taktım senin yüzünden. İyi takmadık. Bir şey yok. Geliyorum geliyorum merak etme. Tam ben diyecektim ki. Eyvah. Eyvah. Ezgi ne yaptın beni? Ezgi beni mahvettin. Ha gelemiyor buraya. Yok gelecek. Merhaba. Ezgi ben ölürsem senin yüzünden var ya. Oh güzel hallettim bir tanesini. Aranmayacağım bundan sonra değil mi? Yani tünele gidiyorum. Ne olduysa orada. Başınızı belaya aldıysanız var ya. Affetmeyeceğim sizi ha. Hakikaten. Neden böyle bir... Hepimizi böyle gereksiz bir duruma soktunuz ya. Ona hastayım yani ben. Oh. Birisi var orada. Aa o şey mi? Arkadaşı mı? Arkadaşı zombi olmuş. Ne oldu be size? Dönüştün mü? Isırıldı mı? Ne oldu? Ezgi nerede? Ezgi. Ne oldu? Konuşamıyorum seninle şu anda. Night Survived'da ben Ezgi'yle konuşmak istiyorum şu anda. Oyun izin ver bana. Ezgi'nin konuşma şeyi çıkmıyor. Peki nasılsın? Havalar nasıl? Heh illaki burayı açmak gerekiyormuş ha peki. Buyur Ezgi. Döndü. Tam benim önümde dönüştü. Siz bağışıklık kazanmadınız mı şey Ezbrüs'e? Aa tarikatın parçası değilmiş kimse kabul etmemiş onu. Ne zaman ısırıldı? Kamp yerine giderken olmuş olsa gerek diyor. Yoksa ondan önce olsa bilirdim. Yardımım varsa yapabileceğim bir şey yoktu. Hayır Kyle. Bu yardım etmiyor. Eşyalarını al eve gidiyoruz dedi. Ev mi? Çılgın mısın? Geri gidemem şu anda. Her şeyi mantıksız yapar. Kyle dinle beni. Geri dönersem kapana kısılacağım. Kabul edemem bunu. Etmeyeceğim. Peki dinle o zaman. Git ama dikkatli ol.
Bu eski şehre gidecek, hani o orijinal oyundaki ikinci şehre. Troy, aynen, Troy sana baksın diyor orada. Görüşürüz Ezgi. İyi şanslar dedi, teşekkürler dedi, o da tamam. O kadar inatçısın ha, bu kadar geldikten sonra dönmek istemiyorsun yani. İyi yolculuklar o zaman. Ama baban üzülecek, söyleyeyim yani onun için. Ben de ulan dedim, burası zombi mi doldu bir anda falan, bu olaylar geri döndü hani. Meğer arkadaşı dönüşmüş. Şimdi Cesare söylemem lazım Ezgi'nin şey olduğunu, kaybolduğunu. Gittiğini yani, kaçtığını. Hepsinin... Lena orada mısın? Kyle, ayrılıyorsun. Bağışıklık ilacını buldun mu? Gizli tünel var. Eski şehre doğru açılan. Oradan bir kız geçecek yakında. Troy ona bakmasını söyler misin? Crane. Bunun için orada değilsin. Burada insanları kaybediyoruz diyor. Biliyorum biliyorum, yaklaşıyorum dedi. Adı Ezgi. Peki ama lütfen Kyle. Bizi yardım etmenin yolunu bul dedi. Buluruz ya, sakin ol, tamam. Yeni bir şey değil ya yani. Önceden de yaptığımız şeyler. Patlayan var bu arada. Walter'ı kovalamayayım o zaman ben. Diyecektim Walter'ı alsak mı? Sonra dedim ki patlayan var, boşver gitsin. Airdrop çalındı, Walter kaçtı. Her şey üst üste geliyor bize şu anda. Lan Ezgi var ya, bütün dengemizi bozdun ha. Yardım edelim dedik sana. Şimdi baban da üzülecek olanların üzerine. Yetmediği gibi sen yoksun. Adam kar olacak harbiden yani. Tam böyle garajın oraya geldik. Yürüyemiyorum bu arada. Okey. Şimdi. Cesir. Ezgi'nin eşyalarını yakında buldum tünelde. Haran'a gidiyor sanırım orası. Haran'a mı gidiyor? Güvende olacak mıdır şehirde? Orada bulunmuştun sen, söyle bana. Yalan söylemeyeceğim, orası tehlikeli bir yer Cesir. Ama oradaki arkadaşlarıma ulaşacağım. Onlar yardım edecektir ona. Teşekkürler Kyle. Ne çabuk kabullendin kızının kaçtığını. Olsun, öyle olmasını istiyorsan tamam yani. Şimdi dikkatimi çekti de bakıyordum haritaya. Şurada Volkan'ın bedeninin olduğu söyleniyor. Ne alakaysa anlamadım. Baksak mı ona ya? Volkan geçen bölüm hani o milyarder şey yaptığımız, kurtarmayı denediğimiz ama kurtaramadığımız milyarder. Kendisi yakınlarda bir yerde. Acaba şeyleri söylesek mi Tolga ile şeye? Fatine. Ben ne yapmaya çalışıyorum orada bilmiyorum. Yakında olduğu için şey yapmadım. O kadar da değil yani. Her yerde arabayla giden adam olmak istemiyorum. Bakkala bir arabayla giden. Üzerinizden geçiyorum, bir şey yok, korkacak. O zombiyi ezdim yalnız. Gurur diyebilirim kendimle. Benim peşimi bırakın şeyler ya. Volkan'ın bedeni de burada. Aa. Niye? Nasıl canımı yaktı şerefsiz ya. Volkan mı bu? Volkan'ın ölü maskesi. Bu Dal işte. Milyarder. İyi ayakkabıları olduğu için öldürüldü diyor. Acıklı hikaye, evet, yalan yok. Hadi bari şu bölüm şeye de bakalım. Şuradaki tuhaf varlık mıdır nedir, ben de merak ediyorum onu. Eğer bir şeyse yapabilirim belki. Hani o büyük düşmanlardan falansa. Evet, yaklaşıyoruz şeye. Bayağı bir az kaldı şey. Tuhaf varlık neyse. Ben daha çok şey olacağını düşünüyorum böyle. O büyük düşmanlardan falan olacağını düşünüyorum. Ama yanlış... Hop! Tamam, üzerimizde patladı şerefsiz. Bir tane daha geliyor ayrıca. Bundan bitmiyor ki. Tuhaf varlık varmış burada. Bu ne böyle be? Oo, şimdi görüyorum. Ne bu? Merhaba. Fuck me sideways. Bu durum için gerçekten söylenecek en güzel şeymiş ya. Bunu ezelim de Demolisher'ı öldürebilir miyim bir şeyle acaba? Arabayı arttırıp belki arabayla öldürebilirim yani. Sanki bunun için yaratılmış bir görev gibi hani. Değil mi? Bana öyle geliyor en azından. Lan Demolisher'ı nasıl yeneceğim ben ya? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Arttırdık şeyimizi. Şimdi ne alsak burada? Görevde ne diyor bu arada? Şey yapan, tamam. Bir dakika, önce şunu.
Elektrik ona işe yarar mı Demolisher'a yoksa ateş mi? Ateş Demolisher'a gider sanki ya. Ama kullanabilecek miyim işte onlar. Şu an şeye geçmem lazım bir saniye. Arabayı tamir edecek mi yani tamir ihtiyacı olan şey var mı? Bakıyorum. Ekledim flamethrower'ı. Bakalım nasıl işe yarayacak. Ya patla patla tamam al. İstediğin oldu mu? Hep bunu hayaliyle yaşıyorsun zaten patlama hayaliyle. Burada bir kocaman bir yaratık demolisher var. Nerede o? Onu göremiyorum şu anda ben. Ha belirdi. Oh, peki nasıl yeneceğim bunu bilmiyorum. Ama dur bir dakika planım var. Vurdum sanki. Oh hayır. Hayır. Ben sadece burada araştırıyorum yani. Gerçekten şey yapmıyorum. Demolisher'cım. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Aramızdaki şeyi. İletişim olduğuna inanıyorum aramızda ben. Galiba kızdırdık kendisini. Aynen. Bayağı kızdırdık. Yalnız bana beni takmıyor sanki bu. Ben kesinlikle saldırıyorum buna. Aa şimdi anladım. Ne kadar gerizekalıymışım ya. Burası korunuyor. Şimdi görüyorum buradaki şeyi ben. Ulan ya. Her şey o kadar açıkmış ki. Ben ezmeye çalışıyorum 2 saattir. Sonra fark ettin ki bu duman. Burada elimizde de şey var bir sürü. Beleşten bomba aldık yani. Burayı araştır diyor bana. Tamam demek ki bana saldıramıyorlar burada. Ben diyorum bunu nasıl yeneceğim ben falan. Öldürmeye çalışıyorum ölmüyor. Sonra fark ettim ki meğerse olay dumanda yatıyormuş yani. Neyse duman bitmesin de biz etrafa bakalım. Burada bir şeyler var. Araştırdım da başka bir şey göremiyorum yani. Bu var. Ne bu? Ordu şeymiş. Materyali diyor. Taşıdıkları şey olsa gerek. Ne oldu burada? Ben de merak ediyorum. Orada mısın? Tuhaf varlık. Yaklaşmıyor bile tanımlamaya. Ne diyorsun kardeşim? Diyorum ki demolisher varmış burada. Tarlada duran. Beni fark etmedi bile. Bu tuhaf bir şey var. Bir seremoni olmuş sanki burada. Bu ilginç bir gelişme. Şu anda sana tam olarak söyleyemem. Benle Jasir'in tarlasında görüş. Yakında hazır olacağına inanacağım dedi bana. Face'ta görüşmem lazım. Tamam ben bunu boşuna şey yapmama gülüyorum hala ya. Bana saldıramıyor orada. Lan diyorum bir adam öyle demolisher bana saldırmıyor. Demek ki bir şey var. Sonra fark ettim ki dedim meğerse şeymiş tamamen. O şey sağ olsun yani. Siz sağ olsun. Peki tarlaya geliyorum ben bakalım. Problem neymiş buradaki. Justin'in tarlasına döndük. Faces benimle görüşmek istiyor. Tuhaf varlığın üzerine bir konuşma yapacağız. Burada mılar? Yok. Evet buradalar. Niye şüphe ediyorsam kendinden. Niye böyle karanlık köşelerde konuşuyoruz onu anlamadım ben. Peki merhaba. Seni tekrar görmek güzel kardeşim. Bu zaman şu var ki kötü haberlerim var senin için. Alıştım artık buna diyor. Ne var, ne oluyor burada? Çoktan biliyordun değil mi? İnsanların etkilenmediğini virüsten. Aa şey dumandanmış gerçekten. Hastalıkla savaşmanın böyle bir yolunmuş. Eliksir adlı bir yolunu. Anne bulmuş bunu. Gözlerini gördün. Yani bir tedaviniz var ha? Bandajın açık bir yere şey yapmasını tedavi olarak görüyor musun? Hayır. Bu sadece bir geçici çözüm. Daha çok bir daha iyi bir tedavi sürecinin için çalışıyorlarmış, projeleri varmış. Kalıcı olan ama zamana ihtiyacımız var. Ve barışa ihtiyacımız var daha çok sürmesi için. Tahmin edeyim. Eliksir yok sizde artık da. Maalesef yok. O yüzden sana buraya gelmek istedim. Sana bir teklif yapacağım diyor. Bize daha fazlasını bul. Ve senin de olacaktır bazıları diyor. Anne sana öğretecek nasıl olacağını. Ve ödülünle Haran'a geri dönersin. Ya da belki bizde kalırsın. Nerede bakacağım biliyorsun gibi gözüküyor kulağa.
Kardeşlerimiz arıyordu bazı yerlerde. Ama üç tanesiyle kaybettik şeyi. İletişimi. Bir mağaraya bakacaklardı güya. Bunun bir tesadüf olmayacağını görüyorsun değil mi? Bir olay olmuş olmalı orada diyor. Belki eliksiri buldular ve kaçtılar onunla beraber. O zaman mağaraya bak diyorsun. Peki. Hoşça kal kardeşim. Getirdiğin şeyler umarım iyi olur dedi bana. Haberler. Anlaşıldı. O zaman şeye bakacağız şimdi. Mağaraya. Gidelim oraya. Nerede burası? Oo. Şeydi. Harika. Lena. Kyle. Neden bize ulaşmadın ki? Çalışırken dinle beni. Ne olduğunu biliyorum. Antizinden çok bin kat daha iyi şey var onlarda. Benle paylaşacaklar ama bulmam lazım onu. Bunu bırakamam diyor. Hepimizin en iyi şans dedi. Anlıyorum Kyle. Ama lütfen acele et. Antizimiz bitiyor. Bunu bitirmem için daha büyük sebepler var. Hazır ol dedi, tamam. Burada bir yerde kendisi, yaklaştık şeye. Mağara denilen yere. Yani kaçtılarsa o burada yine şey var. Duman bulaşamayacaklar değil mi? Aynen. Dumanın içindeyiz şu anda. Çıktım an yandım ama. Ne var? Ne olmuş ki burada? Ne kadar pis bir yer ya. Mağarayı araştır diyor, tamam. Ama ne için? Aşağısı var. Belki de dur. Bir şey göremiyorum burada. Aşağı inmelim bakalım. Bana saldırmayın bak. Bak hayır hayır şey var. Bulaşma bana sakın. Böyle bedenlerden birisinde mi acaba şey var? Oha bir dakika ya. Duman içindeyiz. Nasıl saldırıyorsunuz bana? Hak ettiniz siz bunu, kusura bakmayın. Altın kuralı bozdunuz mağara içinde saldırmak yok diye. Beni görmüyor şimdi, bir dakika. İyice kafam karıştı. Asla geri gelmemiş bunlar. Gel bana gel. Acılarınızı geçireyim sizin. Git buradan. Acayip kafam karıştı benim. Belki bunların üzerinde bir şey vardı ha. Airdrop çalıntı. Alıştık artık. Mağara daha farklı bir yere gidiyor. Aa, burada bir olay dönmüş. Bak, ağaç var orada ya. Ağaçta ne var? Bunlar şeye girince şey oluyorlar. Dumana girince etkileniyorlar. Kaza maza var burada. Ne alaka ya? Çok kafa karıştırıcı. Ağaç güzel de. Biz devam edelim. Daha derine gidiyor burası çünkü. Bakalım neymiş buradaki şey. Sanki diptere iyice indikçe ordu şeyini ara diyor bana. Faces var burada. Ordu konvoyunu ara diyor. Bu onlardan bir tanesi. Bu da onlardan bir tanesi. Değil mi? İkinci de ölmüş. Sürpriz yok. Ordu şeyi. Onu geç. Aa, Rice'in adamları. Rice'in dönüşü mü? Yok canım, o kadar değil de. Bir sürü bomba var burada yani. Crane de şaşırdı şeye. Rice'in adamı olmasına yani burada. Mesela ordunun yani çıkmaza girdiği falan bir yer olsa gerek diye düşünüyorum ben. Başka bir açıklaması yok bunun.
Mayday Mayday bir çağrı var. Ha, açılıyor içerisi. Ne olmuş burada ya? Ordu şeyleri var. İçi boş ama. Erzaklar zarar görmemiş ama neredeler? Orada mısın? Bu şeydeyim. Mağaradayım ve iki kişi buldum sizden. Ölmüşler. Bir yardım çağrısı var. Malzemeden bahsediyor. Çalınmışlar yani diyor. Peki araştırmaya devam et. Üçüncü kardeşimiz hakkında bilgi bulmaya devam edeceğiz. Reis'ten bahsediyor. Reis'ten adamlarından. Buradaki haydutlar. Bunlar Reis'in haydutları. Ölülerden daha kötülerdi. Haranında olanlar onların suçuydu çoğunlukla. Anlıyorum. Teşekkürler Kyle. Bu bilgi kullanışlı olacaktır diye bizim için. Bitti mi? Bunlar Reis'le ilgili bir şey mi yapacaklar? Çünkü çok o tonu hoşuma gitmedi söylediği böyle. Bu bilgi kullanışlı yardımı olacaktır bize falan dedi böyle hani. Bilmiyorum bir şeyler var bu işin altında ama. Çıkacaktır Forest yakında neyse. Bunu bitirmiş olduk böylece en azından. Bir tuhaf mağaranın içinde bir sürü saçmalık var. En sonunda da bu ordu şeyi var. Ama Reis'in adamlarından birini göreceğimi düşünmezdim burada hakikaten. Kimse düşünmezdi bu tane. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümlerde artık böyle hafiften easter egglere bakarız. İşte daha çok bu Behemoth falan vardı buralarda bir yerde. Onları öldüreceğiz. Burada değildi işte aşağıda bir yerde. Neyse. Bu düşmanları falan. Daha yapacak çok şeyimiz vardı. İşte bir ana hikayeden devam edeyim dedim bu bölüm. Böyle bitsin. Artık gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Şimdi hoşça kalın.